Tamam. Durum stabil. Tansiyon da normale dönmüş. Bunu takalım yavrucuğum. Alışsan iyi olur. Ben böyle küçük tatlı sürprizler yapabiliyorum. Ama sen tam bir süper kahramansın. Hayatımı kurtardın. Bence de sen süper kahramansın. Bir kere çok güçlüsün. Ya ben ilgiyi severim ama bu kadarı beni bile aştı. Sizin yönetecek bir hastaneniz yok mu? Vay. Bize de posta koyduğuna göre kızımız iyileşmiş. Evet. Dedesinin gülü. Sen şimdi azıcık dinlen. Hı? Hadi bakayım. Dizi üstünde prenses. Ona göre. Hı? Ben gidip hastalara bakayım. Anlaşıldı. Ben de bir bizimkilere bakayım. Benim güzel prensesim. Bir şeye ihtiyacın olursa ben buradayım, tamam mı kızım? Babacığım. Konuşmamız lazım. Belki bu söyleyeceklerim sana tuhaf gelebilir. Belki bilmiyorum, ben de emin değilim. Belki de über abartıyorum. Belki de... Belki de cümlenin sonunu bitirmen gerekiyordur. Hadi yavrum, ne söyleyeceksen söyle. Babacığım, ben bahçede İlker abiyi gördüm. Bavullarıyla gidiyordu. E'si ben annemin telefonunu almaya gittiğim zaman dün yine İlker abiyi gördüm. Altında şort vardı. Bacağında da büyük bir yara izi vardı. Yani? Ya baba dalga geçme. Yanisi abimin anlattığı yara iziyle aynıydı. Baba ya abimi kaçıran adam İlker abi ise? Baba. Bence de gerçekten über abartıyor olabilir misin acaba? Ya baba. Ama neden gitti o zaman? Ne bileyim ben kızım. Bir işi vardır, bir tatile falan gitmiştir. Gelince öğreniriz. Hem sen şu dedektifçilik oyununu bıraksan da diyorum. Hı? Biraz dinlensen mi? Acaba? Hı? Canım benim. Böyle şeyler düşünmekte yok. Tamam? Tamam. Şebnem. Şebnem. Şebnem bir dakika. Bir dakika. Tamam anlıyorum, rüya için korktum. Ama yani ne bileyim, hiçbirimiz böyle bir şey olmasını istemezdik ki. Ali de istemezdi. Allah aşkına Ali deyip durma ya şu adama. Ne Ali'si ya? Ali mi kalmış? Çocuk belanın teki olup çıkmış. Ayıp etmeye devam edeceğim diyorsun yani. Ben mi ayıp ediyorum yoksa siz mi? Kocan İlker'i dövdü ya. Ne? Ah geliyor. Kendi anlatsın. Ne oluyor? Az bile yaptım senin o kardeşine. Serhan. Sakin. Yaman hakkında ileri geri konuşmayacak. Geldi herkesin huzurunu bozdu falan ne demek? Ona mı kaldı? Ya yeğeni ölüyormuş. İki kelime etmesin bir çocuk. Etmesin. Bir dakika sakin olun. Herkes bize bakıyor. Bağırmayın. Herkes haddini bilsin. Siz kafayı yemişsiniz ya. Bu çocuk gerçekten sizin ayarlarınızı bozdu. Ben... Artık size ne diyeceğimi bilemiyorum. Teşekkür edebilirsin mesela. Onu deneyebilirsin. Sırtındaki kamburdan kurtuldun. Sayemde. O ne demek ya? Gitmiş diyorum senin o asalak kardeşin. Gitmiş. Serhan tamam. Ece görmüş. Valizini alıp gitmiş. Hadi gözün aydın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.